Usta Eğitim TV'nin Osmanlı Tarihi Duraklama Dönemi ikinci dersine başlıyoruz sevgili öğrenciler. Evet, duraklama döneminin tablosunu çiziyorduk. Biraz önce gösterdiğim şekilde tabloyu çizelim. İç nedenlerin başında ne gelir? Kanuni kadime usulsüz yeniçeri alımı. Birincisi bu. Biraz önce 3. Murat'ta 1582'de Kanuni Kadime ilk usulsüz yeniçeri alımından bahsetmiştik. Yani şöyle gerçekleşmiş. Ben bunun olayını da anlatayım size. 3. Murat'ın çocuklarının sünnet töreni var. 1582'de. Bu sünnet töreni sırasında 1000'e yakın okkabaz, cangabaz var. 40 gün, 40 gece, 40 erkek çocuğunun sünnet töreni kutlanıyor. Gerçekten müthiş bir tören olmuş. Hatta size o törenin fotoğraf minyatürünü de göstereyim. Minyatür de çizilmiş. 3. Murat'ın çocuklarının sünnet töreni minyatürü. Bakın o gerçek bir olay yani. Şenlik var. Bu 3. Ahmet diyor. Şehirsel falan filan. 3. Murat'ın çocuklarının sünnet töreni. Üçüncü Murat'ın çocuklarının sünnet töreni dedik. İşte bu. 3. Murat'ın cülüsü var bakın burada. 3. Murat'ın cülüs merasimi var. 3. Murat avlanırken, 3. Murat mahiyetiyle eski saraya giderken, 3. Murat dönemindeki altın sikke, o çocuklarının sünnet törenini bulamadık. Şehzade Murat'ın Mudanya iskelesi tasvir eden minyatür. Evet, bu da cülüsünü tasvir etmişler. Bakın burada 3. Murat'ın cülüsünü tasvir ediliyor. 3. Murat elçi getirmişler. Dikkat ediyor musunuz? Ben derslerde anlatıyorum. Elçiyi sürükleyerek getirirler diye. Bakın adamı sürükleyerek getirmişler elçiyi. Cülüs meselesi İran elçisinin huzuruna kabulünü tesvir eden bir şey, minyatür. Bu da 3. Murat avlanırken bir minyatür. Güzel bir minyatür. Bu da 3. Murat'ın mahiyetiyle eski saraya gidişini gösteren bir minyatür. Allah adamlar yaşamış yani. Bu da adamın tuğrası. Tamamdır. 3. Murat döneminde Kanuni Kadime usulsüz yeniçeri alımı yapıldı dedik. Bundan sonra o sünnet töreninde 40 gün 40 gece eğlenme olduktan sonra demiş ki padişah, bu animatörler benim çocuklarımı halkına eğlendirdiler. Dilesinler benden ne dilerlerse demişler. Ve onlar da demiş ki biz KPSS olmadan açıktan atama yöntemiyle yeniçeri olmak isteriz demişler. 3. Murat da yazın bunları yeniçeri ocağına deyince binlerce kişi açıktan atamayla hiç sınava girme şartlarına uymadan, kanunu kadime uymadan yeniçeri yapılmış. İşte o zaman Yeniçeriler de demiş ki biz demiş bu okkabazlarla savaşmayız, savaşa gitmeyiz. Bunların demiş çoluğu çocuğu var, biz profesyonel askeriz. Bunlar parayı hak etmiyor falan filan diye işte orduda bozulmalar başlamış. Bu ordudaki bozulma savaşlara yansımış. Savaşlar ekonomiye yansımış. Ekonomi bozuklukları merkezi otoriteye yansımış. O onu bu bunu derken böyle silsile halinde devam etmiş. Siz duraklama dönemi deyince bu sünnet törenini ve 3. Murat'ın Kanuni Kadime usulsüz yeniçeri alımını unutmayacaksınız. Oradaki alım nelere mal oldu sevgili öğrencilerim? Ordu bozuldu. Yeniçeriler savaşa gitti, savaşmadı. Ganimet elde edilemedi. Merkezi otorite bozuldu. İç nedenlere devam ediyoruz. Merkezi otorite bozuldu. Devlet adamlarının yönetim tarzları bozuldu. Aynı zamanda gönderilen valiler halka zulmetmeye başladılar bu şekilde. Merkezi otoriteyi dinletmek amacıyla. Donanma bozuldu. Yüzme bilmeyen, denizi görünce midesi bulanan adamlar kaptanı derya yapıldı. Rüşvet ve iltimas arttı. Bugün o kelimelerden eser yok. Rüşveti bilmiyoruz, iltiması bilmiyoruz. Eskiden varmış. Rüşvet ve iltimas arttı. Adam kayırma arttı. Donanma bozuldu. Maliye bozuldu. Yeniçeri ocağı bozuldu. Beşik ulemalığı denilen zındık bir ulemalık geldi. Yani dediler ki alimin oğlu alimdir, okumasına gerek yok. Beşikteyken ulema oldu. Beşikteyken adam profesör oldu. İşte bunlar
genç yaşta çocukların da çocuk denecek padişahların da tahta çıkmasıyla olay iyice gerginleşti. Dışarıdan ne gibi sebep var? Osmanlı'nın duraklamasının dış nedenleri, şuraya da dış nedenleri yazmıştık. Birincisi, coğrafi keşifler, Rönesans, reform gibi Avrupa'da gelişmelerin olması. Coğrafi keşiflerle adamlar yeni yerler buldu. Rönesans'ta yeniden doğdu. Reformla dinde adamlar yenilik yapmaya başladı. Yani Avrupa bugünkü Avrupalı'nın başlangıcını o zaman başladı. Ama dediler ki bizim müthişteki ulema, gavur ne yapıyorsa tam tersini yapacaksınız. Leonardo da Vinci, ondan sonra Michelangelo, Donatello, Rafael, nice kaplumbağalar, Usta Splinter, Erich Schroeder. Bunlar Avrupa'da gelişirken, heykel yaparken bizimkiler heykel yapan puttur diyor. Put tapıcısıdır, katli vaciptir. Bunun gibi saçma sapan şeylerle milletin aklını bulandırdılar. Allah'tan günümüzde böyle ulema yok diyelim, soru işaretiyle. Coğrafi keşifler, Rönesans ve Reform. İkincisi de Osmanlı doğal sınırlara ulaştı. İkincisi Osmanlı doğal sınırlara ulaştı. Doğal sınırlar iki tane. Biri siyasi doğal sınırlar, diğeri de coğrafi doğal sınırlar. Siyasi ve coğrafi doğal sınırlar dedik. Siyasi doğal sınırlar, artık Osmanlı küçük devletlerle karşılaşmıyor. Yani öyle Bulgar Krallığı, Macar Krallığı falan yok. Büyük imparatorluklar var artık Osmanlı'da. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu, Rus İmparatorluğu gibi büyük devletlerle komşu olmaya başladı. Elma güzel dışarıdan, içeriden kurçuklar yiyor. Bir de coğrafi doğal sınır var. Osmanlı Devleti Sibirya bozkırlarına dayandı. Aşağıda çöllere dayandı. Batıda Atlas Okyanusu'na dayandı. Gidecek yeri de kalmadı aslında. Ha, gidilebilir, gidilmez diye bir şey yok. Fas'ı aldıktan sonra Amerika'ya neden geçemedi? Donanma yok ki bizde. O şeye, Atlas Okyanusu'na dayanabilecek bir donanma yok. Aramızda okyanusu gemiyle geçen var mı? Olmadığı için bilemeyiz şimdi onu. Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi duraklamanın iç nedenleridir, hangisi duraklamanın dış nedenleridir gibi sorularla sıklıkla karşılaşırız sevgili öğrencilerim, unutmayın. Duraklama öyle hemen bir anda olan bir şey değil. Onun dışında bu kadar olumsuzluk yaşanınca isyanlar da baş gösteriyor. O tablonun hemen altına şunu yazacaksınız: 17. yüzyıl duraklama dönemi isyanları diye şöyle üçe ayıracağız. 17. yüzyıl duraklama dönemi isyanları. Şurada Merkez İstanbul isyanları, Merkez İstanbul isyanları, şurası Anadolu Celali isyanları, Anadolu Celali isyanları ve şurası da eyalet isyanları diyoruz. 17. yüzyıl duraklama dönemi, Merkez İstanbul isyanları, Anadolu Celali isyanları ve eyalet isyanları olmak üzere üçe ayırdık. Merkez İstanbul isyanlarını Yeniçeriler çıkartmış sevgili öğrencilerim. Yeniçeriler ayarı düşük akçeyle maaş aldıklarını, Kanuni Kadime usulsüz Yeniçeri alımı yapıldığı için de isyan etmişler Merkez İstanbul isyanlarında. Ayrıca Merkez İstanbul isyanlarında üç tane büyük isyan var. Bunu lütfen not edin. Osmanlı'daki üç büyük isyanı söyleyeceğiz. Duraklama döneminde Yeniçerilerin çıkarttığı en büyük isyanlar. Yazıyorum şuraya bu isyanları. 1. Vak'a-i Halle-i Osmani. Bu birincisi. İkincisi Vak'a-i Hezarpare. Hezarpare. 3. Vak'a-i Vak'iye. Evet. Vakai Halle-i Osmani, Vakai Hezarpare ve Vakai Vakvakiye. Üç büyük isyan var. Yeniçerilerin zıvanadan çıktığı en büyük isyan hareketleri. Vakai Halle-i Osmani'yi az çok biliyorsunuzdur. Genç Osman'ın katledilme olayıdır. Yeniçeriler öyle bir sinirlenmiş ki, birazdan anlatacağız. Genç Osman'ı Yeniçeri ocağını kaldırma düşüncesinden dolayı Yedikule zindanlarında maalesef hunharca katlediyorlar. Vakai Halle-i Osmani, Türkçe'ye çevirelim, Osman'ın halledilme olayı dedik.
Vakai Hezarpare çok enteresan bir olay. Hezar bin demektir Farsçada. Pare parça demektir. Yani bin parça. Adamı bin parçaya bölmüşler Yeniçeriler. Vahşet dalalet adamlarda. Destere filmi gibiler. Şimdi Vakai Hezarpare'yi de göstermem gerekiyor. Enteresan. Vakai Hezarpare. Vakai Hezarpare. Hezarpare diyelim şuraya. Vakai anlayamadım. Hezarpare Ahmet Paşa. Bakın şimdi Hezarpare Ahmet Paşa kimmiş? Hezarpare Ahmet Paşa tezkereci Ahmet Paşa'dır normal adı. İbrahim'in saltanatında Sultan İbrahim 10 ay 16 gün sadrazamlık yapmış. Hayatını boş verelim. Katledilmesine gelelim. Şurada ha. Şurayı okuyabiliyorsanız. O zamana kadar sadrazam olan tezkereci Ahmet Paşa saklandığı için kendisinden Mührü Hümayun alınamamıştır. Adam kaçmış Yeniçerilerden özet olarak. O akşam geç saatlerde tezkereci Ahmet Paşa saklandığı konağında yakalandı. Konağı yağmalandı. Eski sadrazam Fatih Camii'nde isyancı Kapıkulu askeri komutanları ulema liderleriyle olarak bunların vezir-i azam seçtikleri ve sarayında bunu teyit ettiği Sofu Mehmet Paşa önüne getirildi. Orada cellat Kara Ali tarafından boğularak idam edildi. Dikkat edin. Öldürüldüğü yaşın 50'yi geçtiği bilinir. Cesedi bir beygire bağlanıp at meydanına çınar altına atıldı. Bu çınar ağacı altına atılmış cesedi Yeniçeriler tarafından parça parça etildi. Tarihçiler bu tarihten itibaren sağlığında tezkereci Ahmet Paşa ismini kullanmış iken bu tarihten sonra Farsça bin parça anlamına gelen Hezarpare lakabıyla anılmıştır. Bir rivayete göre öldürüldükten sonra çok şişman bir kimse olan sadrazamın yağları Şehmi Adem'i Veci'yi Mefaşika Deva mafsal ağrılarına iyi gelmek, romatizma ağrılarına iyi gelmektedir diyerek bir reklam yapılmış ve adamın parça parça yağları alınmış. Abi bana oradan bir baldır göndersene gibi. Almışlar adamın yağlarını, etinin yağlarını alnına malına sürmüş sak çıkar diye. Romatizma yerlerine sürmüş. Cahil ahaliye para karşılığında satmış bir de Yeniçeriler. Adamın etlerini satmışlar. Bu olaydan sonra kendisine bin parça anlamına gelen Hezarpare lakabı tanınmıştır. İsmail Hakkı Uzunçarşılı kendisi ehliyetli bir vezir idiyse de şehit ve münevvir ve aynı zamanda çok haris idi. Kalleşlik ve yalancılıkla da meşhurdur. Talak-ı lisanı sebebiyle aleyhdarlarını ilzam ederdi. Abdülkadir Özcan ise kaynaklarda akıllı, ikna edici fakat çabuk öfkelenen, meşveret ve nasihata önem vermeyen, sert mizaçlı, hırslı ve gaddar bir kişi olarak tanınırmış. Yani benim de her zaman söylediğim bir şey var. Su testisi su yolunda kırılmış. Hezarpare Paşa. Değerli arkadaşlarım, Hezarpare Ahmet Paşa saltanatı Sultan İbo zamanındadır. Onu da unutmayın. Tavşan semtinde doğmuştur. Kapıkulu süvarilerden birinin oğludur ve Tavşan Paşa semtinde doğmuş İstanbul'da. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın da tezkerecisiymiş kendisi. Evet, güzel şeyler öğrenmenin sevinci içerisinde olduğunuzu tahmin ediyorum. Bu arada aramızda kimler var? Elçin Hocam var. Kübra Hanım var. Şükrü var. Pınar var. Şükrü ile yarın görüşeceğiz. Pınar var. Devam edelim. Şimdi Vakai Hezarpare'yi de öğrendik mi? Öğrendik. En son Vakai Vakvaki'ye geliyoruz. Vakai Vakvaki'yi ilk okuldan beri biliyorsunuz aslında. Vakai Vakvaki'ye olayı 4. Mehmet zamanında yaşanmış. Yeniçeriler rüşvet aldığı iddiasıyla 36 devlet adamının idamını istemişler. Kimden istiyorlar? 4. Mehmet'ten. 4. Mehmet de vermemiş. İdam etmemiş. Ama tehdit ediyorlar. Bu sefer senin kelleni alacağız diyorlar. Tabii ki padişahın kellesi daha değerli olduğu için 36 tanesinin kellesini Topkapı Sarayı'nın önüne bırakıyorlar. Evet, 36 tane kelle var. Amanın kelle. Yeniçeriler dayanamıyor. Daha da gaza gelerek vücutları da istiyorlar. Vücutları da alıyorlar 36 tane vücudu. Sultanahmet Meydanı'na ters olarak çünkü kafa kesilmiş ya vücut duruyor. Ters olarak asıyorlar. İşte vatandaşlar bunu görünce ne diyorlar? Bu diyorlar, kesinlikle diyorlar,
Vak ağacına benziyor. Vak ağacı da Arap mitolojisinde bir ağaç türüdür. Vak ağacı bir ağaç türüdür. Ama bu ağaç mitolojide meyveleri insana benziyor bu ağaç. Öyle bir ağaç gerçekte yoktur sevgili öğrenciler. Bazı YouTuber'cılar, YouTube'da tarih anlatan yeni mezun arkadaşlarımız bunun var olduğunu, hatta ticareti yapıldığını falan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar direkt. Çünkü bu ağaç yok. Meyveleri olan ağacı Japonlar yapıyor şu anda. Yani kalıpla yapıyorlar. Onu da göstermek istiyorum. İnanmayın diye. Bununla ilgili bir video da çekeceğim zaten. Bak ağacı bakın. Bak ağacı. Ağacı. Bak ağacı. Şimdi vak ağacı şöyle bir şey olabilir mi? Yani Allah aşkına ya göz var nizam var. Yani şu vak ağacının güya da neden yasak diyor. Vak ağacı neden yasak kardeşim? Şöyle bir şey olabilir mi ya? Vak ağacı neden yasak? Şimdi meyvesi insan görünümlüymüş. Bakın Tayvanlı bu kişi Tayvanlı. Bunlar kalıpla yapıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Kalıp yapıyor bunlar. Kalıbı koyuyorlar. Yetişiyor bu şey. Hani ne gibi düşünelim bunu? Salatalığı düşünün. Kalıbı koyuyor. Şey çıkıyor. Bu yanlış. Bu yanlış. Böyle bir şey olamaz. Yalan söylüyorlar. Göz göre göre sevgili arkadaşlarım. Onu da videosunu çekip yayınlayacağım. Merak etmeyin. Vakvak ağacı diye bir ağaç yok. Mitolojide bir böyle bir ağaç var. Vakvak ağacına benzettikleri için vakayı vakvakiye denmiş bu olaya. Yani üç olay Osmanlı duraklama döneminde Yeniçerilerin ne kadar hırslandığını gösterme açısından önemli. Baştan alalım. Vakayı Halle-i Osmani, Vakayı Vakvakiye, Vakayı Hezarfare. Bu üç olayı unutmayın. Yeniçerilerin zıvanadan çıktı. Anadolu Celali isyanlarına geçiyoruz. Anadolu'da ilk isyanı Yozgatlı yani Bozoklu Celal isyan etmişti. Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı Devleti'nde ilk defa tımar nedeniyle isyan eden kimdi? Bozoklu Celal. Yani Yavuz Sultan Selim döneminde isyan etmiş Bozoklu Celal. Ondan sonra duraklama dönemindeki bütün Anadolu isyanların adı onun adından gelir. Celali isyanları. Neden isyan ediyorlar? Merkezde çok fazla harcama yapıldığı için devlet de bunu nereden karşılayacak? Anadolu'daki tımarlara zam yapıyor. Vergilere zam yapıyor. Şimdi dedelerimiz de diyor ki kardeşim bizim ettiğimiz nedir? Zaten ettiğimiz kar nedir? Siz orada yiyip içtiniz, masraf yapıyorsunuz, bizden çıkartıyorsunuz. Biz bunu ödeyemeyiz diyorlar ve mecburen çiftlerini arada bir Nadas'a bırakmak zorunda kalıyor. Ekmiyor yani. Bu sefer devlet diyor ki 3 yıl üst üste ekmezsen senden bir de çift bozan vergisi alırım diyor. Ha öyle mi diyor bizim atalarımız? Bırakıyorum lan çifti diyor. Çiftini bırakıyor. Çiftini çubuğunu bırakıyor ve büyük şehirlere göç başlıyor. İşte buna büyük kaçkun deniliyor. Onu not edelim. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde ilk iç göç, büyük oranda iç göç hareketi büyük kaçkunla başlamıştır. Büyük kaçkunla başlamıştır. Buna büyük kaçkun denir. Değerli öğrencilerim, büyük şehirlere göç başladı ve büyük şehirlerde coğrafya dersinde de gördüğünüz gibi çeşitli sıkıntılar var. Altyapı sorunu var, kentleşme sorunu var, güvenlik sorunu var. Örnek Aksaray ilinden toplu halde İstanbul'a göç etmişler. İstanbul Aksaray oluşmuş. Samsun Çarşamba'dan toplu halde göç etmişler. İstanbul'da Çarşamba semti oluşmuş. Bunun gibi büyük göçler var. İşte buna büyük kaçkun deniliyor. Tabii o zaman Karayazıcı, Can Bolatoğlu, Kalenderoğlu, Tavil Ahmet, Gürcü Nebi gibi isimler öncülüğünde isyan etmişler. Deli Hasan da var işin içinde. Bu önderler liderliğinde isyan edip İstanbul'a kadar da yürümüşler. Celali isyanların ilki 3. Mehmet döneminde çıkar. 17. yüzyılda. İlk defa 3. Ahmet'te, 3. Mehmet'te çıkmış duraklama döneminde ama tavan yaptığı ve yayıldığı 1. Ahmet dönemi. Şunu da unutmayın. Kuyucu Murat Paşa mesela 1. Ahmet'in sadrazamı bu isyanları
şiddetle bastırmış. Adı da oradan geliyor. Kuyulara doldurup kellelerini kesiyor falan. Böyle bir durum var. Şimdi birinci başlığımız Merkez İstanbul isyanlarıydı. İkinci başlığımız Anadolu Celali isyanlarıydı. Üçüncüsü ise eyalet isyanları diyelim. Osmanlı yöneticileri merkezi idare bozulmasından dolayı, Osmanlı'nın da merkeze gelen paralarının azalmasından dolayı toprakları iltizama vermeye başladı. Bunu biliyoruz. İltizam sistemi duraklama döneminde başladı 17. yüzyılda. Peki iltizam sistemi neydi? Elçin Hocam, Hülya Hocam, Kübra Hocam, Şükrü Hocam, Pınar Hocam, Kübra Hocam bunları az çok biliyorsunuzdur. Ama ben şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki Elçin Hocam Mısır olsun, Mısır eyaleti olsun. Ben de merkez olayım, Osmanlı merkeze. Elçin Hocam her yıl 50 milyon Osmanlı altını gönderiyor merkeze. Her yıl 12 ayda bir gönderiyor. Ama duraklama döneminde Osmanlı ekonomisi 12 ayı tutturamıyor. Tutturamıyor. Yani 8. ayda paraya ihtiyacı oluyor. Almasına 4 ay var. Nasıl yapacak? Bu sefer Kübra Hanım devreye giriyor. Diyor ki devlete, ben sana 45 milyon vereyim. 4 ay sonra senin yerine gidip ben 50 milyon alayım. Demek ki Kübra Hanım'ın bir karı var orada. Yani bir faizci olmuş oluyor. Tefeci, faizci. Devlet de tamam diyor. Olur. Devlet alıyor parayı, çekiliyor kenarıya. 4 ay sonra Kübra Hanım, Elçin Hanım'ın oraya gidiyor. Mısır'a gidiyor. Normalde kaç lira alması gerekiyor? 50 milyon değil mi? Ama 50 milyon almıyor. 60 milyon almaya çalışıyor. Eziyet ediyor. Halka kötü davranıyor. Almak için elinden geleni yapıyor. Şimdi halk ne yapacak? Kime şikayet edecek? Devlet yok ki arada. İşte ondan dolayı da devlete karşı güven azalıyor. Bunun sonucunda Kübra Hanım 3-6-9 yıllığına oraların kirasını alıyor. Kendisine mültezim deniliyor. Sistemin adı da iltizam sistemi. Bir nevi tefecilik olmuş oluyor. İşte buna iltizam sistemi deniyor. İltizam sistemi deniyor. Mültezim. Şimdi Elçin Hanım şey demiş, Osmanlı'da vergi sistemidir demiş. Vergi sistemi değil bu. İltizam sisteminin vergiyle alakası yok. İltizam sistemi devletin peşin para ihtiyacını karşılayan arazileri 3-6-9 yılına kiraya vermesidir. Kiraya veriyor. Vergi değil. Kiraya veriyor. O kiranın karşılığını alıyor. Peki cevap bekliyorum sizden. Zamanla yani 18. ve 19. yüzyılda devletin paraya olan ihtiyacı artınca 3-6-9 yılına verilen bu arazilerin ömür boyu verilmesine ne ad veriliyor? Ömür boyu verirsek. Ömür boyu verirsek ne olur? Şükrü bilir onu. Ömür boyu bir yere verirsek iltizam arazilerini, adı ne olur? Tekrar söylüyorum. 3-6-9 yıllığına iltizam veriliyor idi. Daha sonra ömür boyuna çevrildi. O zaman sistemin adı iltizam değil, başka bir şey oluyor. İktidar sistemi mi hocam? Yalan mı söylüyorlar? Yok değil ki be hocam. Tımar sistemi olabilir mi? Yanlış Hayır. mı hatırlıyorum? Kesinlikle değil. Tımar sistemi yararlı bir sistem. Neyse ben şöyle hatırlatayım size. Söylüyorum. Malikane sistemi olacak. Malikane sistemi. Duymuş muydunuz? Malikane sistemi. Tekrar söylüyorum. Osmanlı Devleti'nde 3-6-9 yılına verilen iltizam arazilerinin ömür boyu verilmesine ne ad verilir? Malikane sistemi adı verilir. Ben şu kitapta da bunu yazmıştım büyük ihtimalle. Sorularda yazdığımı hatırlıyorum. 3-6-9 yılına verilir demiştik. Malikane. Bu soruları çözdünüz mü? Çözmeye başladınız mı? Ha, bakın. Bakın. Şimdi şurada sayfa
Kaç? 92'de 6. soru. Soruyorum şimdi size. Osmanlı Devleti'nin duraklama döneminde bozulan ekonomisinin mali açığını kapatmak ve peşin para ihtiyacını karşılamak amacıyla uygulanan sistem hangisidir? Bu sistemin adı İltizam sistemi. Peki ömür boyu verilirse bunun adı ne olur? Malikane sistemi olur. Malikaneyi sormuşuz orada cevap olarak da bunu söyleyebiliriz. Ben duymuştum hocam ama hiç aklıma gelmedi dedi Elçin Hanım. Tamam, şimdi ben anlatırken not alıyorsanız bunları bir daha unutmazsınız. Tarihte not almak önemlidir sevgili öğrencilerim. En baştan söylemiştim, ajanda alın kendinize o ajandalarda. Şöyle, malikane sistemi eşittir. Ömür boyu bir kişiye gelirin satılması demektir bu. Şimdi o zaman mültezimler zamanla ayağına dönüşüyor. Ayağına dönüşüyor. Yani geniş toprak sahiplerine dönüşüyor. Ayanlar sonra agaya dönüşecek. Aga yani 30 köy 40 köy sahibi agaya dönüşecek. Daha sonra milletvekili olacaklar işte. Kravat takıp meclise girecekler. Bu sistem böyle gidiyor. Geniş toprak sahipleri. Anlaşıldı. Değerli öğrencilerim, şöyle devam edelim. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyıl isyanlarını da gördükten sonra 3. başlığımız 17. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde ıslahat ve ıslahatçıları. 17. Hocam, yüzyıl. Efendim? Pardon, bir şey sorabilir miyim? Bu konuya geçmeden önce bir de konuyla ilgili. Buyurun. Öncelikle çok güzel anlatıyorsunuz hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Bu iç tımarın bozulmasıyla beraber özet olarak söylüyorum ben size. Tımarın bozulmasıyla beraber iltizam sistemine bir şekilde geçilmiş oluyor değil mi hocam? Talihanesiz evet. Eyaletlerde. Şimdi şöyle çizeyim ben Kübra hocam. Sorun tamam mı, bitti mi? Yani devam. Yok hocam mi? Tamamlayacağım daha, sorumu bitmedi de şu şekilde söyleyeyim. Yani tımardan sonra iltizama, iltizamdan sonra da bir şekilde tamamen ödenen malikane sistemine geçilmiş oluyor değil mi? Tımar, iltizam, malikane. Bu şekilde özetlersem yanlış mı olur yoksa doğru mu olur? O yanlış olur. Neden yanlış olacağını hemen söylüyorum. Bir dakika, şunu hemen bir alayım tekrar. Yanlış olduğunu, ya yanlış değil de eksik diyelim. Şimdi Kübra hocam şöyle bir şey var. Osmanlı Devleti'nde kültür uygarlıkta anlatacağım ama Salyaneli ve Salyanesiz eyaletler var bildiğin gibi. Salyaneli ve Salyanesiz eyalet. Salyanesiz. Evet. Salyaneli yıllıklı demektir. Yani yıllık, sal Farsça'da yıl demektir. Yıllıklı. Salyanesiz yıllıksız demektir. Yani yıllık vergi vermeyen. Şimdi Osmanlı'da hali hazırda Salyanesiz eyaletlerde tımar en baştan beri uygulanıyor zaten. Tımar sistemi evet. Var. Tımar sistemi varken bu devletin yıllık aldığı para vardı. Buna mukata araziler deniyordu ve devlet her yıl para alıyordu mukata arazilerden. Bunu evet. Bu mukata topraklardan alıyordu. Ama tımar sistemi devam ediyordu ve Anadolu'da bozulma gösterdi. Devletin peşin para ihtiyacı artınca devlet şuradaki mukata arazilerini kiraya vermeye başladı ve yeni bir sistem olan iltizamı geliştirdi. Yani şöyle diyemeyiz, tımar bitti, iltizam başladı diyemeyiz. Tımar devam ediyor zaten. Tımar devam ederken şuradaki arazilerde iltizam uygulanmaya başlıyor. Tımar devam ediyor. Evet. Ama kör topal devam ediyor, kör topal. Devlet peşin para ihtiyacını çabuk ele geçirmek amacıyla, çabuk almak amacıyla. Bak dikkat et, şuradaki salyanesiz olan yerdeki tımarı iltizama hemen çevirmiyor. Bunların hepsi iltizam olmuyor. Şuradaki gelen parayı iltizama çeviriyor. Mültezim oluyor buradaki kişi. Sonra bakıyor ki ihtiyaçları da fazla artıyor. İltizamı mukataya, malikaneye çeviriyor. O sırada tımar sistemi de devam ediyor. Tımar sistemini kaldıran kim? İkinci Mahmut. Yani ikinci Mahmut'a kadar tımar devam etmiş kör topal. Tekrar söylüyorum. Senin söylediğin şey anladığım kadarıyla şu. Tımar bitti, iltizam. İltizam bitti, malikane. Yok hocam, yok, ben yanlış ifade ettim. Ben tımar bitti demek istememiştim aslında. İkinci Mahmut kaldırdı. Doğru. Tımarın yerine iltizam geldi diye mi düşündün? Evet evet hocam, ben tam olarak ifade edememiştim. Tamam. Aslında onu söylemek istedim. İkinci Mahmut'a kadar tabii ki tımar sistemi devam ediyor. İkinci Mahmut
Tanzimat döneminde 2. Mahmut kaldırıyor şeyleri. Evet, tımar sistemini tımar sistemini, evet. Ama o zamana kadar ki sistemi tam olarak kendi açımdan anlayabilmek adına ben bu soruyu sordum. Tamam, şimdi yani abi. Tımar sistemi devam ederken iltizam sistemine bir şekilde geçiliyor. Mukata arazilerinden gelen geliri bozulunca bunu bir şekilde karşılamak için geçiliyor. Yani nasıl diyeyim, birbirinin bir çeşit silsilesi diyebiliriz yani. Ya, silsilesi birbirini tetiklemiş ama farklı yerler duyguluyor. Evet. Siz hangi ildesiniz şu anda Kübra Hocam? Ben Konya Ereğli ilçesindeyim şimdi, hocam. Kübra Hocam, Konya Ereğli kesinlikle iltizama verilmemiştir. Konya Ereğli salyaneli olduğu için. Salyanesiz olduğu için tımar sistemi uygulanmış, tamam mı? Her zaman. Az ya da çok. Evet. Bir dakika hocam. Bir saniye. Şimdi farklı yerlerde uygulanmış dediniz ya. Evet. Tımar sisteminin uygulandığı alan neresiydi tam olarak? Anadolu ve Rumeli toprakları. Osmanlı'nın merkeze bağlı. Bir saniye not alıyorum hocam. Tamam. Anadolu Rumeli. Evet. Şimdi hocam ön bilgi vereyim. İleride daha detaylı anlatacağım. Osmanlı Devleti, hı hı. Bak şöyle çiziyorum. Ekrana bakarsanız. Burası Anadolu Rumeli dediğimiz iki tane eyalet var ya. Rumeli eyaleti, evet. Anadolu eyaleti. Buradan kesinlikle peşin para almamış. Buranın arazilerini geliştirmek amacıyla tımar sistemi uygulamıştır buralarda. Yani mesela aynı zamanda salyaneli oluyor değil mi hocam? Hayır, salyanesiz. Salyanesiz yani yıllıksız. Ha. Yıllık vergi vermiyor. Sal parçada yıl demektir. Pardon, salyanesiz yani ha. Yakın olanlar salyanesiz oluyordu evet, değil tamam, mi? Tamam öyle doğru. Bilelim. Doğru. Salyanesiz. Yani Anadolu ve Rumeli'den Osmanlı Devleti peşin para almıyor. Siz diyor toprakları işletin. Benim üstüme yük vermeyin diyor. İşte tımar sistemi bu. İleride de anlatacağız. Şimdi hı hı. Konya salyanesiz bir arazidir ve Konya asla iltizama verilmemiştir. Konya'da mültezim yoktur. Tamam mıyız? Evet. Salyaneliğe gelelim şimdi. Mısır'a gelelim örnek. Mısır eyaleti merkezden uzak bir eyalet mi? Evet. Osmanlı evet, devleti salyaneli. Salyaneli. Her yıl Osmanlı 50 milyon altın alıyordu buradan. Ama duraklama döneminde paraya çok fazla ihtiyaç duyduğu için daha erken almak istiyor. İşte bu sırada iltizam sistemi devreye giriyor. Sen gidiyorsun devlete parasını veriyorsun. Devlet buranın gelirini sana pişkeş çekiyor. Pişkeş çekme deniyor buna. Peşkeş çekiyor. Veriyor yani. Bu sefer hı hı. Bakıyor ki daha fazla ihtiyacı var. Çok çabuk hızlı ihtiyacı var. Sana ömür boyu veriyor buranın. Ömür boyu sen de devlete para veriyorsun buranın geliri için. Burada malikane deniyor. Yani Anadolu'da malikane ya da iltizam genel olarak yoktur. Tamam mı? Anadolu ve Rumeli. Evet. Tamam mı? Yani salyanesizlerde var. Tabii salyanesizde var. Salyanesizde var. Şimdi bir dakikanın altına düştük. Ben hemen size link atacağım. Hemen atacağım. Şeyde Telegram'dan kapanırsa hemen gelin buradan devam edeceğiz. Şimdi sevgili öğrencilerim, bazı yerlerde şu da yazabilir. Osmanlı bazı yerleri, mesela Doğu Anadolu'daki bazı yerleri, örnek Diyarbakır gibi, sonraki dönemde salyanesiz olan yerlerden birkaç yeri de pişkeş vermiş, iltizama çevirmiş. Zaten o bölgelerde agalık sisteminin olmasındaki sebeplerden biri de budur. O bölgede ağalar vardı. Züğürt Ağa falan filmleri yapıldı biliyorsunuz. Bölgeler nerelerde hocam? Kısaca bir söyleyebilir yani misin? Yani Van'da, Diyarbakır'da, Urfa'da bazı yerleri iltizama vermiş. Ama bu bir istisna. Kaideyi bozmuyor. Hangi padişah döneminde hocam? İşte duraklama.